İşte kadın nadide güzel bir varlık. Allah onu üstün yaratmış o yönüyle. Şeytan o yüzden çok kinlidir kadına. Çünkü şeytanın istemediği her şey kadında vardır. Merhamet vardır. Şefkat vardır. Sanat yönü vardır. Sabır vardır. Şeytanın da en istemediği konular bunlardır. Tutku vardır. Aşk vardır. Tutku ve aşka karşıdır şeytan. Yani şiddetle karşıdır. Onun için bu nadide güzel varlıkları yok etmek için elinden geleni yapar şeytan. İşte gelenekçi Ortodoks sistemden ayrı yapıyor. Orada tabii çok şiddetli yerleşmiş o sistem içerisinde şeytan. Yani gelenekçi Ortodoks sistemde müesseseleşmiş şeytan. Muazzam bir müessese kurmuş. Aynı şekilde sol düşünce, komünist düşünce içerisinde de Darwinist materyalist sistemle muazzam müesseseleşmiş ve kadını çok soğuk bir meta haline getirmiş. Mesela komünist ülkelerde kadın çok bakımsızdır. Erkek gibidir. Fabrikalarda çalıştırılır. Yani erkekten hiçbir farkı yoktur. Saygı görmez, değer görmez. Yani kadın olarak kabul edilmez. Şeytanın bir oyunudur bu. İslam ülkelerinde de kadın ezilir birçok yerde, gelenekçi, ortodoks sistem olan yerlerde. Orada daha organize, daha müesseseleşmiş olarak bu devam eder. Çünkü orada felsefesi daha oturmuştur. Komünist düzende kadın düşmanlarının felsefesi de oturmuştur ama o kadar kapsamlı değildir. Yani kadınla erkek eşittir der. Kadına erkek muamelesi yapılmasını ister ve kadının erkekleşmesi istenir. Dolayısıyla kadın oradan rahatça çökertilir. Ama kadın da güçsüz görülür. Yani komünist sistemde daha zayıf görülür. Erkek daha atak, daha çalışkan görülür. Ve her şeyi daha çok hak eden olarak görülür erkek. Kadın daha az şeyi hak eden olarak görülür. Ama mevcut sistemden tabii muazzam tahrip edildiği için kadın, gelenekçi Ortodoks sistemin tahribatına yakın bir tahribat elde edilir. Ve bu ikili makas sistemine kadınlar şu ana kadar ezim ezim ezilmiş. Ama bundan sonra Mehdiyet'in bereketiyle, sevgi anlayışıyla bu pisliği, bu rezaleti kaldıracağız inşallah. İnşallah. Evet.